Artık Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Bu videoda sizlerle beraber LGS sözel bölümünde nasıl fullleyebiliriz bunun detaylarını konuşacağız. Hem de üstelik sizlere tek tek sözel bölümdeki tüm derslerle ilgili analizlerimi, tavsiyelerimi sunacağım. Videoya başlamadan önce eğer değilseniz kanala abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz ve aynı zamanda videoyu beğenirseniz de sevinirim. Artık hazırsanız başlayalım. Evet şimdi sözel bölümle ilgili ortaya çıkarmak istediğim durumlar var. Birincisi sözel bölümün şöyle bir negatif tarafı var aslında. İlk sınav olmasından dolayı yani o gün LGS gününde ilk oturumunun sözel bölümü olduğu için bunun bir handikapı var. Nedir? İlk sınav heyecanınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Haliyle yeni bir ortama gireceksiniz. Hayatınızı etkileyecek böyle bir sınava ilk defa gireceksiniz. Dolayısıyla orada bir heyecan kontrolünü yapana kadar bir zaman kaybedebiliriz. Ama bunu engelleyebilmek için lütfen sınav günü sınav merkezine yani okulunuza mümkün olduğu kadar erken bir vakitte gitmeye, sınıfınıza da yine mümkün olduğu kadar erken bir vakitte varmaya, girmeye çalışın. Yani kendinizi o atmosfere yavaş yavaş ısındırın, alıştırın. E şimdi bu handikapıydı ama bir de tabii pozitif tarafı var. Pozitif tarafı nedir? E i̇lk sınav olmasından dolayı zihnimiz açık, pırıl pırıl, pas parlak. Dolayısıyla soruları anlamakta bir tık daha zorlanmayacağız. Bir diğer avantajı da aslında sayısal bölüm için sizleri bir nevi ısındıracak. Zaten sayısalın daha sonra olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Orada sizi biraz ısındıracaklar. o atmosfere alışacaksınız ve ardından sayısal nispeten daha kolay geçecek. Yani en azından heyecanınız büyük bir oranda sözel bölümde kalmış olacak. Şimdi gelelim esas konumuza. Yani sözel kısmı nasıl fullleyebiliriz? Ders ders analizlerimize baş başlayalım ufakta. Birincisi Türkçeden başlamanızı tavsiye ediyorum ben. Çünkü biliyorsunuz bu bölümün kralı babası Türkçedir. Neden? Hem 20 soru hem de soru başı 4 puan veriyorlar. Yani bu bölümde Türkçeyi fulllediğiniz anda 80 puan garanti gibi düşünebilirsiniz. Diğer derslerden ona soru var ve her biri sadece 1 puan. Yani 3 dersin hepsini fullleseniz 30 puan alabiliyorsunuz. Bir yerde tek ders 80 puan, diğer tarafta 3 ders 30 puan. Bence ilk önceliğinizi kime vereceğinizi zaten biliyordunuz. Artık ilk dersimize başlayalım. Türkçe. Şimdi dediğim gibi bu bölümün kralı babası Türkçe. Şimdi Türkçe sorularını analiz edelim. Bu önerileri sizlere nasıl sunuyorum? Öncelikle onu da söyleyeyim. Bütün örnek soruları inceleyerek. Özellikle de Mayıs ayı sorularını inceledikten sonra sizlere bu şekilde önerilerde bulunacağım. Yani birebir milli eğitim ne sormuş? Onun sorduklarına göre neler yapabiliriz? Nasıl fullleyebiliriz, Bunları konuşacağız. Gençler öncelikle birinci maddede şunu söylemek istiyorum. Türkçenin %10'u matematik. Yani çok garip bir şekilde Türkçedeki pek çok soruda zaten bunu siz de fark ediyorsunuzdur ama e, gerek matematiksel yorumlama soruları olsun, gerek grafikler vesaire oradan çıkarımlarda bulunmak olsun. Yani tamamen matematiksel düşünme mantığı soruların içerisine yerleştirilmiş. Bu konuda daha önce matematik kısmında da konuşmuştuk. Hani Türkçe ile matematik arasında bir çekişme olduğunu söylemiştim. Ya da Milli Eğitim'de bir ekonomik kriz de olabilir. Hani "Bakanım, Türkçe sorularını hazırlayacak öğretmen bulamıyoruz." dendiğinde hani yollayın matematikçileri onlar yazsınlar gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Özellikle mayıs ayının ilk sorusuna baktığınızda ondalı sayıları karşılaştırma sorusu. Bu yüzden işte matematik çalışırken aslında aynı zamanda Türkçe ile çalışıyorsunuz. Türkçe çalışırken matematiğe çalışıyorsunuz. Yani gerçekten iki ders böyle e, aklınızda bu olsun. Yani matematiksel yorumlama yapmanız gerekiyor. İkincisi okuduğunu anlama. Şimdi Türkçede biliyoruz ki yüksek oranda zaten bir yapılma e, durumu var. 10 netin üstünde ortalama geliyor. Yani 10 net ortalama demek aslında pek çok kişi 17 net, 18 net civarında yapıyor demektir. Dolayısıyla o kaçırdığımız 2 3 soruyu, 4 soruyu nasıl tamamlayabiliriz? Bunları bir detaylandıralım. Birincisi eğer o soruları yapamıyorsanız dikkatiniz o soruda dağılıyor olabilir. Bu dikkati toparlamak için de çok önemli bir teknik var. Altını çizerek okumak. Tabii ki de altını karalayın değil. Burada altını çizin demem. ...önemli yerleri ya da kalemle soruyu takip etmeyi de deneyebilirsiniz. Bu sizin soruya karşı dikkatinizi arttıracaktır. Özellikle çünkü dikkati dağıtmamak aslında en önemlisi o. Bu bölüm için çünkü dikkatimizin dağılması bu bölümde full yapamamamızın en önemli sebebi. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Altını çizmek önemli bir kurtarıcı olabilir bu noktada. Lütfen bundan sonraki denemelerinizde ve soru çözümlerinizde bunu deneyin. İkincisi, soruları çözerken kendinizi o olayın içerisinde düşünmeniz size o dikkatinizi arttırmanızda yine yardımcı olabilir ki soruyu anlamakta da hızlanabilirsiniz. Yani mesela bir soru okuyorsun, işte soruda bir şeyler söyleniyor. O cümleyi sen söylüyormuşsun gibi düşün. Yani bir tartışma programındasın televizyonda sana soru sorulmuş, sen de anlatıyorsun. İşte bir tane mayıs ayı sorusunu ben okuyayım. Modern çağda şöyle bir problem var. Hep başka bir yerde olmak istiyoruz. Bakın Soruyu nasıl okudum? Biraz da böyle işin içine vurgu katarak, efektler katarak biraz mizansen kurdum. Bu şekilde beynimizi aslında oraya daha fazla kanalize etmiş oluyoruz. Bu da bize yine dediğim gibi soruyu anlamada bir tık daha avantaj sağlayacaktır. Bulunduğumuz yer bize hiç mutluluk vermiyor. Yine bakın bir vurgu var, efekt var ki bu dediğim gibi yine o vurgular, okurken yaptığınız vurgular Türkçe sorularında dikkatinizi yine en üst seviyeye çıkartır ve soruyu unutmazsınız. Hani birazdan şıklara gideceksin ışıkları okurken soruyu unutacaksın. İşte bu vurguların o unutma süreni arttıracaktır. Dolayısıyla bunları mutlaka yapın. Yani olayın içine girin. Dediğim gibi bu kesinlikle avantaj sağlar. Devam edelim. İnsan hep başka iklimlerin yeşil kırlarına özlem duyuyor. Bir yere tatile gittiğinde acaba buraya değil de başka yere gitseydim daha mı iyi olurdu? Durdum. Burada çünkü bir şey yakaladım. Ne yakaladım? Eğer soruyu okurken böyle bir şey yakalarsanız durun başka bir yere gitsem daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum. Şimdi burada ben birkaç anahtar kelime yakaladım. Kendinizce bunu anahtar kelimeleri yakalarsanız daha uzun bir paragraf da olabilir. Lütfen paragrafın yanına not alın. İşte ne yakaladım ben burada? Tatmin olamamak. Ve hatta bu anahtar kelimeyi yakaladıktan sonra hemen D şıkkına bakıyorum. Halbuki sahip olduklarımızla da mutlu olabiliriz. Bak, tatmin olamamak vardı. İşte hangisi destekler diye sormuş. E ben bu cümleyi okuduğumda zaten geri kalanı okumadan bu şıkka gidebilirim. Ne oldu? Hem zaman kazandım, hem de net bir şekilde olayı anlayabildim. Yani demek ki ne yapıyormuşuz? Kendimize anahtar kelime bulabiliyorsak hemen bulup yanına not alabilirsiniz. Bu pişmanlık olabilir. İşte mutlu olduğundan bahsediyor olabilir paragrafta. Artık o sorunun gelişine göre kendinizce bu şekilde yöntemler belirleyin. Kendini olayın içine kaptırmak, yani başrol oyuncusu olmak gerçekten anlamanızda ve olayı hızlı kavramanızda çok büyük bir yardımcı olacaktır. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü maddemiz şu bazı sorularda inanılmaz uzun bir şekilde mesela anket paylaşılmış. Anket tarzı uzun soluklu böyle görseller falan var. Şimdi aslında bir tane olaydan bahsediyor o ankette ya da o paragrafta. İşte oraya başlık bulacaksınız mesela. Orada hemen 2-3 tanesini oku mevzuyu kavradın mı bırak onu. Artık gerisini 15 tane varsa 15'ini de okumana gerek yok. Olayı kavradıysan çözümüne geçmeye başlayabilirsin. Yani şıkları okumaya başlayabilirsin. Ha şıkları okudun anlamazsan kaldığın yerden devam etmek üzere dönersin. Belki de anlayacağız ve şak diye Cevaba ulaşabileceksin. Yine bakın bu da bize hız kazandıracak. Fulleme noktasında bu yine önemlidir. Çünkü hız kazanırsak tekrar tekrar sınavı baştan yapabiliriz. Birazdan anlatacağım turlama tekniği ki şimdiki maddemiz. Hatta dördüncü madde. Şimdi Kesin eleyebildiğiniz şıklar varsa onları eleyin. Ama kaldığınız iki şık arasında. Cevaplamıyorsunuz. Bekleyin. İlk turu şimdi sınavı yaptın. O soruyu şöyle yuvarlak içine alıp devam et. Tamam mı? Bak fulllemeye oynuyoruz. Sınavı bitirdin. Bu arada sınavı 65 dakika civarında bitirmeniz gerekiyor. Bitirdikten sonra da hemen başa geliyorsun. Türkçeyi baştan çözüyorsun. O hani işaretlediğin sorular vardı ya. iki şık arasında kaldığın ya da hiç anlamadığın önce iki şık arasında kaldıklarımız sonra hiç anlamadıklarımıza gideceğiz. İki şık arasında kaldığına tekrar yükleniyorsun. Bak turlama tekniği budur işte. Yani yapamadıklarını bırakıyorsun ilk turda üstünde böyle saatlerce uğraşmayın. Kendinizi sakın kaptırmayın bakın. Zaman bizim için önemli. Turlama taktiği bizi fulle götüren en önemli kriter bakın. Zaten full'lemeyi isteyenler şu an belki de toplamda 4-5 soruyu yapamıyorlar. İşte o 4-5 soruyu nasıl yapacaksınız? Turlama tekniği bunun en önemli yollarından biridir. Bunu mutlaka kullanın. Üstüne gitmiyorsun, inatlaşmıyorsun soruyla. Sonra geliriz, onu hallederiz. Sıkıntı yok, devam ediyorsun yoluna. Beşinci madde. Şu saatten sonra artık e, kitap okumayı kendinize işte benim Türk çenetlerimi fulletecek olan kitap okumaktır diye düşünmeyin. Yani o amaçta okumayın. E, Tabi burada magazin habercileri gibi hemen kesmeyin. İşte Melih Hoca kitap okumayın dedi. Hayır. Böyle bir şey demiyorum. Şunu diyorum. Şu saatten sonra kitap okumak sizi kurtarmaz diyorum. Ne kurtarır? Hani mucize bekliyorsan nereden bekle şunun için söylüyorum paragraf çözmekten bekle. Çünkü bu Türkçe'de fullemek istiyorsan seni fulle götürecek en önemli kriter yine paragraf soruları çözmektir. Çözebildiğin kadar her gün 50, 60, 70 sürekli paragraf çöz. Zaten paragraf eşittir çarpı 6 ders demiştik. Diğer derslere de katkısı var. Kitabı şöyle oku. Hani okuma demiyorum. Yine lütfen yanlış anlamayın. Yani kafa dinlemek için, kendinizi rahatlatmak için olayın, günün atmosferinden çıkmak için işte o sınavımın avı, her şeyi unutup kitabın içine dalabilmek sizi bir nebze beyninizi rahatlatır güzel gelir. Dolayısıyla o amaçla okuyun. Hayal gücünüzü arttırmak amacıyla okuyabilirsiniz. Ama kalkıp da işte kitap okuyacağım, Türkçe netlerim artacak diye artık şu saatten sonra bundan medet ummayın diyebilirim. Türkçe için söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim nereye? İnkılaba gelelim. Şimdi gençler, bu dersi fulleyebilmek bilmek istiyorsanız çok net bir şey söyleyeceğim. Bilgilere hakim olmak zorundasınız. Çünkü mesela adamlar Erzurum Kongresi ile ilgili bir soru soruyorlar. Sen şimdi orada üst taraftaki kısmı okuyarak o kongreyi hatırlamaya çalışırsan geçmiş olsun. Şu düzeye gelebilmeniz lazım bak. Meli Hoca'yla şöyle birebir görüşmede karşıma geldin. Ben de sana sordum. Bana Erzurum Kongresini anlatır mısın? dediğimde sen bana bir şeyler anlatabiliyorsan tamamdır. Erzurum Kongresi'nin işte başı, sonu, alınan kararlar, amacı neydi, sonucu neydi vesaire. Bunları birazcık anlatabiliyorsan tamam sen bu çıkan Erzurum Kongresi sorusunu ya da Amasya görüşmeleri neyse yapabilirsin demektir. EBA'da çok güzel görsel içerikli hazırlanmış dersler var. Onlardan faydalanabilirsiniz. İnkılap çalışmak zaten bir nevi diğer sayısal derslere çalışmanın dinlendiricisi gibi görülebilir. Yani matematikte yoruldun, aç bir tane inkılap dersi izle mesela gibi yapabilirsiniz. Bu hem sizi dinlendirir hem de Faydalanırsınız yani aktif dinlenme dediğimiz şey işte tam olarak budur. Onun dışında bazı tabi tanımları vesaire de bilmeniz gerekiyor. E i̇şte inkılapların içeriğini az çok hakim olmanız gerekiyor. Bu noktadan sonra da artık gerisi yorumlama gücünüze kalıyor. Yani aslında yine inkılabı fulllemek istiyorsan git paragraf çöz diyeceğim. O düzeydeyiz. Ama tabii ki de inkılap sorularında her gün mutlaka en azından 20 soru çözerek burada full yapma düzeyine erişebilirsiniz. Çok net bir şekilde söyleyeyim. İki şık arasında yine burada da kalırsanız sonuçta 8-9 tane yapacaksın. Son bir tane soru mu kaldı? Amacımız da full yapmak. Onu da dediğim gibi bırak. Turlamada ikinci turda yani o soruya yine dönüp şak diye yapabilirsin. Burada size şunu da söyleyeyim. Beynin çalışma sistemi şudur bakın. O anda siz o soruyu uğraşıyorsunuz ya tam böyle hatırlayamadın. Bir şey var aklına gelse soruyu yapacaksın. O anda gelmiyor ama bırak hiç kasma sen devam et beynin onu arka planda düşünmeye başlayacak yani atacak onu dur bak bu birazdan lazım olacak bunu biz bir araştıralım beynin hangi hücresinde bulup çıkaralım o orada aktivite devam etsin. Sen yoluna bak. Yani ön beyinle o andaki çözümlerini yapmaya devam et. Arka beyinde de o soru düşünülüyor emin ol. Eğer tabii daha önce onu gördüysen öğrendiysen. Oturlama tekniğinden sonra oraya geldiğinde beyin şak onu öne çıkartıveriyor. Bunu şu şekilde de örneklendirebilirim. Hani mesela bir isim var işte ya neydi aklıma gelmiyor dilimin ucunda diyorsun ya. İşte o anda aklına gelmiyor düşünsen de mümkün değil gelmez. Ama bir 5 dakika sonra onu unutursun ya. Aa şuydu isim diye aklına geliverir. İşte bu sana çok güzel bir örnek olsun. Yani beynin çalışma sistemini bu şekilde anlayabilirsin. Dolayısıyla sorularda lütfen boğuşma, savaşma gerek yok ya. Vaktimizi harcamayalım. Arkada zaten düşünenler olacak. Biz yolumuza devam edelim diyorum ve geliyorum din kültürüne. Din kültürü açıkçası Türkiye'de net ortalaması en yüksek olan ders. Dolayısıyla bunun üzerine aslında çok fazla konuşmaya gerek yok. Sadece tek tük şöyle detaylar verebilirim. Genelde yine yorumlama gücüne dayalı sorular oluyor ama bazı atıyorum böyle tevekküldür, iradedir bu tarz kelimelerin de lütfen anlamlarını bilin. Evet din kültürü içinde söyleyeceklerimiz bu kadar. Gelelim İngilizceye. İngilizce şöyle bir ders. Biliyorsan yaparsın, bilmiyorsan hiçbir şekilde yorumlama yapamıyorsun. Ha şöyle bir yorumlama yapabiliyorsunuz. Şimdi bütün paragrafı İngilizce öğretmenleriniz zaten sık sık söylüyordur tüm kitabı anlamasanız da genelini anlıyorsan zaten tamamdır. O sana bir katkı sağlar. Sorularda da bunu yapabilirsiniz. Uzun soluklu bir paragraf varsa ki genelde sormuyorlar o şekilde ama varsa e, işin içerisinde sizin anlayabildiğiniz kısımları çekip onlardan yola çıkarak e, konunun ne olduğunu az çok tahmin edip yorumlayabilirsiniz. Bu da sizi yine bir nevi e, sonuca götürecektir. Ama İngilizce'de full yapmak istiyorsanız en önemli kriter tabii ki de %100 en önemlisi bu. Kelimelere çok iyi bir şekilde hakim olmalısınız. Bir, kelimeleri çok iyi ezberliyorsun. İki, soru kalıplarını biliyorsun. Yani soru cümlelerini hatta daha doğrusu belli başlı soru tarzları var. Aynı mesela matematikte olduğu gibi aşağıdakiler hangisi değildir? Yukarıdaki cümlede ne anlatılmak istenmiştir tarzındaki kalıpları bildikten sonra en azından sorunun ne sorduğunu anlamış olursunuz ve ona yönelik olarak da yukarıdan çıkarımlarda bulunabilirsiniz. İngilizce için dediğim gibi ama en önemli kriterimiz kelime ezberlemek. Lütfen buna yoğunlaşın. Full yapmanın önündeki en büyük engel çünkü bilmediğiniz birkaç kelime çıktığında ya da o an hatırlayamazsanız dediğim gibi yine turlama tekniğini de deneyebilirsiniz ama e, o an hatırlayamazsanız da soruyu çözebilmeniz çok zorlaşabilir. Yani bazı kilit kelimeler olabiliyor çünkü soruların içerisinde. Buna da dikkat ederseniz fulleme noktasında hiçbir sıkıntımız kalmayacaktır. Diyorum ve bu videoduk benden bu kadar. Umarım sözel için sınavdan sonra herkes videonun altına gelip ben full yaptım, ben full yaptım şeklinde pek çok yorum yazacaktır diye ümit ediyorum. Tek duamız bu şekilde olacak. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.